lipodemi anlayabilmemiz için önce derimizi anlamamız lazım. Bak ekranda deri var. Evet. Bu derimizin bir parçası abla. Şunlar kıllar, şunlar derinin katmanları, işte bu ter bezleri falan. Derdim oralar değil ama. Derdim şu aşağısı. Aşağısında ne var? Damarlar var ve şu sarı görünen şey ne? Yağ. Bak hep yağ. Gördün mü? Peki bu yağ ve bu damarların ne alakası var? Şimdi bu damarlar hem oraya kan götürüyorlar, canlılık veriyorlar, evet, hem de oradaki yağı düzenliyorlar. O yüzden iç içe geçmiş hepsi. Bak. Evet. Ve bunu düzenlerken şöyle bir kuralı var bunların. Mesela sen bugün 100 kalorilik bir yemek yedin. Güzel bir İskender yedin. Ama yaklaşık 50 kalori harcadım bugün. Gece diyor ki beyin bu damarlara, arkadaş bende fazla kalori var, bunu atmayalım, ne yapalım peki? O damarlar bunu yanındaki yağlara depolasın ve depoluyorlar. Tamam mı? Şimdi depoluyorlar, sen aslında şişkolamış oluyorsun. Tamam mı? Nasıl şişkolamış oluyorsun? Yani kilon artmış oluyor. Çok küçük de olsa böyle bir kilo artışın oluyor bu gece. Bunu her gün yaparsan 6 ay sonra şişko bir kadın oluyorsun. Evet. Bunun tersi de geçerli ama. Yani sen eğer 50 kalorilik yemek yer, 100 kalorilik egzersiz ve harcama yaparsan aynı damarlar bunu emmeye başlıyor. Bu sefer yağların azalıyor ve bu seferden dolayı sen zayıflamaya başlıyorsun. Tamam mı? Şimdi ama annende, halanda, teyzende, anneannende birinde kalın bir bacak, yağlı bir bacak varsa onlardan da ya da ailenin büyük kadınlarından genetik olarak şeyi alıyorsun. Geni. Annemde yoktu. O geni alıyorsun ve bu gen hemen harekete geçmiyor. Hücrenin içinde bu. Kadınsal hormonların değiştiği zaman, yani ilk adet, ergenlik, doğum, düşük, doğum kontrol ilacı, tüp bebek tedavisi, bunların ikisi üçü bir arada veya menopoza girdiğin zaman, yani kadınlık hormonlarında bir değişiklik olunca, genetiğindeki o genler, kodlar harekete geçiyor ve senin bazı damarların derinin altındaki o bazı yağları artık emmiyor. Emmediği için ne oluyor peki? Senin derinin altının bazı yağları ne yaparsan yap kalıyor, bazıları da ne yaparsan yap emiliyor. Yani şöyle diyelim, 6 ay boyunca seni aç bırakalım, senin yüzün incelir, memeler küçülür, göbek gider, bacakların bir santim incelmez. Evet. Neden? Çünkü o damarların emecek olan, seni zayıflatacak, yağ emecek olan o damarların iyi çalışmadığı için. Ama bazıları iyi çalışır. O yüzden böyle engebeli bir hal alır. Böyle sellülit gibi. Anlatabildim mi? Heh. İşte buna, bu bir de dokununca acır. Dokununca böyle çürük et gibi acır bazen. Bazen de morluklar olur. O morlukların gitmez. Ve bacaklar hep şiştir. İşte buna lipodem ya da ağırlığı yağlanma sendromu denir. Zaten bir şey bir yere hafif çarptığı zaman hemen oranı yok yani. Heh, işte bunun tedavisi, iki türlü tedavisi var. Ya bozuk olan bu yağları, damarların dolaşımını arttırmak ya da liposuction'la yağları emmek. Siz hangisini öneriyorsunuz? İkisi de tedavi. Önererek değil ama ben ilk önce dolaşımı bir artıralım, bacak bir rahatlasın, bir hafiflesin, ağrısı geçsin, morarmaları azalsın. Sen zaten sana önereceğimiz tedavilerle, bir sürü tedavi yapacağız. Sen zaten yürüyüşlerin ve içeceğin sularla nasıl olduğunu hepsini anlatacağız, diyetini biz ayarlayacağız. Ondan sonra sen zaten bacağın zayıflamaya başlayacak. Tamam mı? Tamam.
Tamam hocam. Ama şey bana önce geldiğimde ameliyat demiştiniz siz. Ameliyat da olur. Eğer yağları hızlı alalım diyorsan. Yok. Buraya da yazmıştınız çünkü de onun için. Valizle ilgili mi? Evet. Venöz yetmezliği var. Var o. Ama senin esas şikayetin o değil. Sende o da var. Var. Ama esas şikayetin o değil. Bak şimdi doktorda ölçtü bizim arkadaşlar. Hala damarlarında bozukluk var. Toplar damarlarında. Yani varis ameliyatı olabilirsin. Ama lipodemin de var. Lipodemi dikkat etmemiz lazım. O yüzden önce lipodemle başlayalım. Sonra eğer bacağındaki o gördüğün kılcal damarlardan rahatsızsan varis damarlarından o ameliyat zaten. Yok, o gördüklerimde rahatsız değilim. Ağrıdan rahatsızım ben. Ağrı daha gece çok oluyor. Gece sabah kadar yatamıyor ki hocam yani. Sabah kadar yatamıyor. Üşüyor. Evet. Üşüyor yani. Şimdi üşüme de lipodem belirtisidir. Ama ameliyattan sonra üşümeye başladı. Tesadüf tamam, mi? Tabii. O lipodem belirtisidir. Varisi olan bacaklar üşümez, yanar. Isı yapar. Hep sıcak su koyuyorum. Hep sıcak su, sıcak sunum var hocam. O kadar üşüyor. Evet, evet. O zaman sana, bak hocam, de, gece çok oldu bunu dediğin. Şimdi bir bacakta bir tane sorun olmuyor. İki üç sorun oluyor. Ama hastanın esas rahatsız olduğu şikayeti tedavi etmek lazım. Yoksa orada bir tane varis gördük. Varis ameliyatı yapalım, varis tedavisi yapalım. Senin derdin o değil ki. Evet, doğru. Şöyle senin dediğin farklı. Çünkü giyiyorum hep altına tekrar bir şey giyiyorum. Evet, görüyorum şu an. Derisi daha da üşüyor çok. Bir ağrı yapıyor. Peki. O zaman önce lipodem tedavisini yapacağız. Tamam. Önce bir rahatla, ondan sonra ne yapacağımızı karar ver. Tamam. Siz de öneriyorsanız.